Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki taç hadis dersimizde Kitabul İman ve İslam yani İman ve İslam kitabını bitirmiştik. Bu dersimizde de inşallah Kitabun Niyet ve İhlas, Niyet ve İhlas kitabına başlangıç yapacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Kitabun Niyeti ve İhlas, Niyet ve İhlas kitabı. İhlas İhlas samimiyet, içtenlik demektir. Ve fihi bu kitapta yani kitabı niyet ve ihlas, niyet ve ihlas kitabında selasetu ebvabin üç bab vardır. El babul evvelu birinci bab fin niyeti niyet hakkındadır. Vel ihlasi bir de ihlas hakkındadır. Ve mezayehuma ve her ikisinin meziyeti yani özelliği hakkındadır birinci bab. Kale Allahu celle şanu şanı yüce olan Allah söyledi ki dedi ki Fe'budillahe Allah'a ibadet et. Muhlisel lehuddin. Dini ona has kılarak Allah'a ibadet et. Ela dikkat edin. Lillahi dinul halis. Halis olan din, saf olan, katışıksız olan din Allah'ındır. Ve kale. Yine Allahu Teala söyledi. Ve ma umiru. Onlar emir edilmediler. İlla ancak emir edildiler. Li'abudullaha. Allahu Teala'ya ibadet etsinler muhlisine lehuddin. Dini ona has kılarak Allahu Teala'ya ibadet etsinler, hunefe ve birlesinler. Allahu Teala'yı birlemeleri ve dini ona has kılarak ibadet etmek için ancak emir edildiler. Ve an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Hazreti Ömer'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki: "İnnel bin niyet ameller niyetleriyledir. Yani ameller niyetlerine göredir. Ve inneme ancak ve ancak likulli imrin. Her bir kimse için vardır. Likulli her imrin kimse, kişi. Her bir kişi için vardır. Ma neva, ma o şey ki neva niyet ettiği. Yani her bir kimse için niyet ettiği şey vardır. Femen her kim kânet olursa hicretu hicreti ile ve Rasuli Allah'a ve Rasulüne olursa fe hicretu onun hicreti ile ve Rasuli Allah'a ve Rasulü nedir? Ve men her kim kânet olursa hicretu hicreti ile dünya yusi buha dünyaya isabet etmek için olursa ev ve imraetin etin yenki veya bir kadının nikahlamaya bir kadını nikahlamaya olursa hicreti, fihciretu onun hicreti ileme hacere ileyhi hicret ettiği şeydir. ileme o şeydir ki, yani o şeydir ki hacere ileyhi hicret etti. Yani e, her kimin her kimin hicreti Allah ve Resulüne olursa o Allah ve Resulü için hicret etmiş olur. Her kimde dünyalık bir şeye isabet etmek için. ...veya bir kadını nikahlamak için olursa... ...fe hicretu, onun hicreti... ...ileme ileyhi ...hicret ettiği şeyedir. Yani Allah ve Resulüne değildir. Şimdi kardeşler... ...İslam'da en çok suistimal edilen hadislerden biri. İnnemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis genelde kişiler... ...günahları veya küfrü meşrulaştırmak için... ...bu hadisi kullanıyorlar... Fakat şunu dikkat etmeliyiz ki her hadis her olay için kullanılamaz. Olayın vakasına bakmak gerekir. Peki bu hadis ne için kullanılmış? Bir hayır ameli için kullanılmış. Yani hicret gibi üstün bir ibadet için kullanılmış. Hayır ameli için kullanılmış. Bir kadınla nikahlamak için hicret eden bir kimse veya dünyalık bir şey için hicret eden bir kimsenin durumu Resulullah'a sorulunca Resulullah bunu söylemiştir. İnnemel amelu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Hani o kimse ne için hicret etmişse onun niyeti ne ise ona göre mükafatlandırılır veya cezalandırılır. Fakat bu hadis kişinin yaptığı kötü şeyler için kullanılamaz. Örnek veriyorum. Kişi yaptığı bir günahta benim niyetim temizdir benim niyetim temizdi diyerekten bu hadisi delil getiremez. Örneğin mesela bir kimse hırsızlık yapsa mesela zenginden çalsa ve o parayı Allah rızası için iyi bir niyetle fakire verse bu kişi yine de günahkardır. Niçin? Çünkü haram bir yola başvurmuştur, hırsızlık yapmıştır. Veya durumu daha çok yani ne kadar çirkin yere gittiğini e, göstermek için bu örneği de vereceğim. Mesela bir kadın, bir kadın e, zina yapsa ve o zina ile para kazanıp bu parayla da hayır yapsa, bu kişi diyebilir mi innemel amelü niyet. Benim niyetim temizdi, ameller niyetlere göredir. E ben bunu hayır için yapıyorum. Bu şekilde söyleyemez. Bakın burada haramı meşrulaştırmış olur. Haramı Helalleştirmiş olur. Sümmâşa bu da küfre kadar gider. Veya bir kimse bir küfür ameli işliyor. Niyetinin o olmadığını, niyetinin farklı bir şey olduğunu söylüyor. Yani bu hadis haramlar veya küfri ameller için kullanılamaz. Çünkü onların hükmü bellidir. ha Ama hayır amelleri için bunu kullanabiliriz. Mesela namaz kılan bir kişiye, yani bu kişi mesela biri söyledi ki gösteriş için kılıyor. Mesela. Biz de söyleriz ki inlemeli amelu bin niyet. A ameller niyetleriyledir. Yani onun niyeti o şekilde ise bu kişi sevap olarak bir şey kazanamayacaktır. Bilakis, bilakis Allah'ın azabını kazanacaktır. E fakat bu kişinin niyeti hadisse samimi ise bir iznillah Allahu Teala onu sevabıyla mükafatlandıracaktır. O yüzden hadisler olaylara uygulanırken olayın vakası çok önemlidir. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hayır bir amel üzerine söylemiştir. Hiçbir zaman bir kimsenin yaptığı bir küfür amelinden dolayı şunu söylememiştir. Hele bir gidin niyetini sorun. Ve yaptığı bir haramdan dolayı niyeti söylememiştir. Çünkü haram çizgisi apaçık bir şekilde belirlenmiştir. Sen onu yaptığın anda niyetin ne olursa olsun harama girmiş olursun. Evet. Ravaul Hamse 5 ravide yani 5 kitapta bu hadisi nakletmiş. An İbn Abbas anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den fima yervi an Rabbi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbinden rivayet etmiş. Tebareke ve Teala yüce ve azametli olan Rabbinden. Kale söyledi. Yani Resulullah diyor ki İnna Allah muhakkak ki Allah ketebe yazdı el hasenatin iyilikleri yazdı ve seyyiatin kötülükleri yazdı. Sümme sonra beyene zelike ve bunu açıkladı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan şunu naklediyor. Femen her kim hemme kastederse bir hasenetin bir iyiliğe kastederse, Felem ya'melha ve o iyiliği işlemezse yani o o iyiliği amel etmezse keteballahu Allahu Teala yazar İndehu kendi katında haseneten kamileten kamil bir iyilik kamil bir hasenat yazar çünkü o iyiliği yapmaya kastetmiştir yani onu halis bir niyetle yapmayı istemiştir fakat yapamamıştır Allahu Teala yine de kendi katında bir kamil iyilik yazar ve yine eğer hemme kast ederse, biha o iyiliğe kastederse, ederse, fe amileha ve onu amel de ederse, kitab Allahu Allahu Teala yazar, azze ve celle, indehu kendi katında, aşre hasenatin, on iyilik, on hasenat olarak yazar. İle seb'imiyetin, 700 yüz di'afin kata kadar. 700 kata kadar, ondan 700 kata kadar. İle eda'fi kethiratin veya daha çok katlara kadar. Eda'fin katlar, Kefiratın çok. Yani daha çok katlara kadar 700'den de daha çok katlara kadar kişinin niyetine, ihlasına göre hasenat yazar. Ve yine eğer hemme kastederse, bir seyyiyetin bir kötülüğe kastederse, ederse, felem yamelha ve onu işlemezse, o kötülüğü amel etmezse, ketabah Allahu, Allahu Teala onu yazar, indehu kendi katında haseneten kamileten, bir iyilik olarak yazar. Çünkü kötülüğe kastetmiştir Fakat onu amel etmemiştir, onu işlememiştir. Ve in eğer hemme kastederse ederse biha o kötülüğe kastederse ederse fe amile ve onu amel de ederse ketebe Allahu Allahu Teala yazar seyyiyeten vahideten. Bir kötülük olarak yazar kendi katında. Ravahu hamse illa Ebu Davud yani dört hadis kitabı da zikretmiş. An İbni Ömer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Hz. Ömer'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki Beynemâ thelâfetû neferin Üç kişilik bir grup yemşune yürüyorlarken Beynemâ iken manasındadır. Yani beynemâ thelâfetû neferin Üç kişilik bir grup nefer grup Üç kişilik bir grup yemşune yürürlerken Ehezehumul mataru Onları yağmur tuttu. Yani yağmura tutuldular. Feevev sığındılar ile gari bir mağaraya. İle garin bir mağaraya ficebelin. Dağda olan bir mağaraya sığındılar. Fenhattet düştü ale femi garihim. Mağaralarının ağzının üzerine düştü. Ne düştü? Sahratun bir kaya düştü. Minel cebeli dağdan. Fentabakat ve set yaptı aleyhim üzerlerine. Yani üzerlerine bir set yaptı, kapattı dışarıya çıkamadılar. Fekale söyledi. Ba'dum li ba'din. Bazısı bazısı için söyledi. Unzuru amelen. Amellerinize bakın. Amil tumuha. İşlemiş olduğunuz, amel etmiş olduğunuz amellerinize bakın. Salihaten salih olan, salih olan işlemiş olduğunuz amellerinize bakın. Lillahi Allah için. Allah'a biha ve onlarla dua edin. Yani Allah rızası için işlemiş olduğunuz salih amellerinize bakın ve onlar ile Allah'a dua edin. Laallehu umulur ki yeferricuha ankum. Onu sizden giderir. Yani bu belayı sizden giderir. Yani o düşen o kayayı oradan kaldırır, açar. Kâle <laughs> ehadukum işlerinden biri söyledi. Allahümme Allahım. innehu durum şudur ki buradaki innehu zamir içendir. Yani durum zamiri. Allahümme Allahım. innehu durum şudur ki kane vardı kane li benim için vardı. Validani anne ve baba. Validani ebeveyn manasında. Benim için anne ve baba vardı. Şeyhani yaşlı. Şeyhani daha doğrusu ihtiyar. Kebirani yaşlı. Benim yaşlı ve ihtiyar olan anne babam vardı. Veli ve yine benim için vardı Sibiyetun, bir kız çocuğu. Yani benim bir kız çocuğum da vardı, Sigar'ın küçük. Küntü ben idim, er'a çoban idim aleyhim onların üzerine. Yani onların üzerine çobandım, onların üzerine gözetleyiciydim. Fe izâ ruhtu aleyhim, onların üzerine gelince yani onların yanlarına gelince işimden eve dönünce halaptu süt sağırdım. Fe tuve ve ben başlardım bi valideyi. Ana ve babamdan başlardım. Bi valideyi. ana ve babamdan başlardım. Eskihima ve her ikisine içirirdim o sütü. Kable beni ye kızımdan önce. Yani benim çocuğumdan önce anne ve babama içirirdim. Ve inni ben estaakhartu zate yevmin. Ben bir gün geciktim. Estaakhartu geciktim zate yevmin. Bir gün. Felem eti. Ben gelmedim. Hatta ta ki tu akşam olana kadar. Yani gece geç saat olana kadar ben eve gelmedim. Ve geldiğinde ise fevacet fevecet tuhuma. Her ikisini buldum. Yani ana ve babamı buldum. Naimeyni uyuyan olarak. Yani her ikisini uyuyor olarak buldum. Fehalebtu ve süt sağdım. Kema olduğu gibi yani kema kuntu. bundan önce olduğu gibi ehlubu bundan önce süt sağıyor olduğum gibi ve ben yine süt sağdım. Fekumtu dikildim inde ruusihima. Her ikisinin başında başının yanında. Fekumtu dikildim inde yanında ruusihima. Her ikisinin başının yanında dikildim. Ekrahu ben ikrah ettim en en uqizuhuma her ikisini yani uqizuhuma her ikisini uyandırmaktan ikrah ettim yani onları uyandırmak istemedim ve ekra ve ben yine ikrah ettim en es en esqiye sibyete. o kızıma o çocuğuma da içirmekten de ikrah ettim ve sibiyetu ve o çocuk tedagavne inde ricleyye Ayağımın yanında ağlıyordu. Yete de ne ağlıyordu. İnde yanında ricleyi ayağımın. Hatta ta ki tala'al fecru. Ta ki fecir doğdu. Yani sabah namazı vakti girdi. Fe in kunte Allah'ım sen biliyorsan. Enni ben fealtuhu. Ben bunu yaptım. İptiga'e vecihike senin rızanı talep etmek için. İbtiga talep etmek ve cike senin yüzünü. Yani buradaki senin yüzünü talep etmekten kasıt. Yani senin rızanı talep etmek için ben bunu yaptım. Ben her zaman ilkin anne babama içirirdim. Sonra çocuğuma içirirdim. Ve onları uyuyor bulunca ben ta sabaha kadar bekledim. Çocuğuma içirmedim. Sabah namazına kadar onları bekledim ve diyor ki ve e, en eni ben fel ve ben bunu yaptım ibtiga ve çiğe senin rızanı kazanmak için senin rızanı talep etmek için yaptım fefrujülena furceten bizim için bir açıklık aç fefruj aç lene bizim için furceten bir açıklık nera görelim minha ondan esme gökyüzünü görelim Allah ve Allahu Teala açtı ferau sema ve gökyüzünü gördüler. Ve kale diğeri söyledi. Allahumme Allah'ım. İnne ha durum şudur ki kanet idilli benim için vardı bintu ammin benim bir amca kızım vardı. Ahbab tuha ben onu severdim ki eşeddi daha şiddetlisi gibi. Ma o şey ki yuhibbur ricalun nisae. Er e, erkeklerin kadınları sevdiğin sevdiğinden daha şiddetlisi gibi ben o amca kızımı severdim. Fet talep ve ondan talep ettim. Yani onunla beraber olmayı istedim. Yani ondan onu talep ettim daha doğrusu. Fe ve direndi. Kaçındı. Hatta ta ki etiha getirene kadar bir miyeti dinarin. 100 dinar getirene kadar direndi. Yani benim 100 dinar getirmemi istedi. Ta ki onu getirinceye kadar benimle beraber olmadı. Fe ben çabaladım hatta ta ki cema'tuha ta ki onu toplayana kadar. Felemme ve sonunda toplayınca da felemme ne zaman ki vakatu ben vakı oldum beyne ricleyha her iki ayağı arasında vakı oldum. Yani tam onunla beraber olacakken kalet söyledi. Ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, ittakillah, Allah'tan kork. La teftihel khateme. mührü açma. La teftihel khateme. mührü açma illa bi hakkı ancak hakkınla aç. Yani buradaki mührü açmadan kasıt yani buradaki mühür bekaret zarıdır. Yani o Allah'ın koymuş olduğu o mührü açma illa ancak bi hakkı ancak hakkınla aç. O hak ki nikahtır. Yani bu kimsenin bu mühre açması için ancak tek bir hakkı vardır. O da nikah hakkıdır. Eğer nikah kıyarsa ancak hakkıyla o mührü açmış olur. Diyor ki fekumtu ben kalktım. Fein kuntes te'alemu sen biliyorsan enni ben faaltu ben onu yaptım. Yani senin o amcasının kızı ittekilde Allah'tan kork deyince hemen kalktı. Feinkunte sen biliyorsun. Feinkunte talemu sen biliyorsan. Enni ben faaltu ben onu yaptım. İbtiga ve çike senin rızanı kazanmak için yaptım. fefrucu anne furceten. Fefruc aç anne bizden furceten bir açıklık aç. Feferece biraz daha kaya açıldı. Ve kâle felitü üçüncüsü söyledi. Allahım Allahım. inni ben este estecertu ben kiraladım eciram. Ben bir işçi kiraladım bir ferak yeruzim, bir farak pirinç ile yani 16 rıtıl 16 rıtıl pirinç ile bir işçi kiraladım felemme ne zaman ki amel amelu ne zaman ki işi bitti yani işi sona erdi gale söyledi eatini hakkı bana hakkımı ver dedi fe aleyhi ve ben ona sundum fe araddu ve ben ona sundum fe be anhu ve ondan yüz çevirdi. Yani ben ona hakkı olan o pirinci sununca o da ondan yüz çevirdi. Felem ezel ve ben zail olmadım yani geri durmadım ruhu onu ekmekten yani o pirinci ekmekten zail olmadım geri durmadım. Hatta ta ki cemaatü topladım minhu ondan yani o pirincin getirisinden topladım. Bekaren ve ru'ateha inek ve çoban. Yani inekler ve çoban topladım. Fecaeni ve bana geldi. fekale dedi ki ittaqilla Allah'tan kork dedi. Fakul ben de söyledim İzheb ile tilkel bakari ve ruatiha. O inek ve onun çobanına git. Fehuz ve al. Yani o inek ve onun çobanına git ve onları al. fekale söyledi. Ittaqillah Allah'tan kork dedi. Ve la teste bi benimle alay etme ve la alay etme bi benimle. Fakultu ben dedim inni ben la teste bi ke ben seninle alay etmiyorum. Fakuz al. Fakuz al. ve o da onları aldı. Fakin kunte talemu Allah'm sen biliyorsun. Fakin kunte talem eğer sen biliyorsan inni ben fakultu zelke ben bunu yaptım iptiga ve senin rızanı kazanmak için yaptım fefrucuma bakiye geri kalanını da aç. Feferac ve Allah Teala da açtı. Ve fi rivayetin bir diğer rivayette de diyor feharacu ve çıktılar ya ye yemşune yürüdüler. Ravahu şeyhan yani Buhari, Müslim ve Nesai. An Ebi Hureyrete, te. Ebu Hureyre. Enne yakal Muakkak diyor ki ya Resulullah. Men Es'adun nasi insanların en mutlusu kimdir? Men kimdir? Es'adun nasi insanların en mutlusu bi şefaatike senin şefaatinle insanların en mutlusu kimdir? Yevmel kıyameti kıyamet gününde. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de söyledi. Lekad <laughs> zanentu ben zannediyordum ya Ebu Hureyre ellâ yes'eleni bana sormayacağını en hâzel hadisi bu hadisi bana sormayacağını ahadun bir kimsenin. Bu hadisi hiçbir kimsenin bana sormayacağını zannediyordum. Evvelu minke senden önce. Yani sen bunu sormadan önce ben bunu kimse bana sormaz diye zannediyordum. Öyle düşünüyordum. Lima <laughs> ra'eytu gördüm min hirsike senin hırsını alel hadisi. Hadis üzerine olan senin hırsını isteğini gördüm. Es'adun-nasi insanların en mutlusu bi şefa bir şefa'iy benim şefatimle yani bi şefaati benim şefatimle insanların en mutlusu yevmel kıyameti kıyamet gününde men o kimsedir ki kale diyen la ilahe illallah diyen Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur halisen min kalbi kalbinden halis olarak yani kalbinden sarf katışıksız olarak halis samimi olarak kalbinden samimi olarak ev veya nefsi veya nefsinden nefsi veya kalbinden samimi olarak halis olarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kimse benim şefaatimle kıyamet gününde insanların en mutlu olanıdır. Ravahul Bukhari. Kardeşler elbabu de kalalım. Buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.